Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul hamisun min kitabi Sa'dullah Sagir. Bugün Sa'dullah Sagir'in 5. dersini okuyoruz. Emma ba'du. Bilin ki emma ba'du üzerine tefsilat, açıklama nedir? Çoktur. Biz burada o açıklamaya, o detaya ne etmiyoruz? Girmiyoruz. Girersek size ağır gelir. Sade burada bunu bilin. Emma ba'dunun asli mehma yekun min şeyin ba'del besmeleti vel hamdeleti ve tesleti. Asıl budur. O mehma yekun min şeyin hasbe gitti. Ba'del besmeleti vel hamdeleti ba'den mudafiliği ise hasbe gitti. Emma da yerine mehma yekun min şeyin yerine geçti. Ne oldu? Emma ba'du oldu. Öyle değil mi? Mehma yekun min şeyin hasbe gitti. Emma yerine geçti. Ba'danın mudafilesi hasfe gitti. Ba'du mebni ala demme oldu. O demme o mahzum mudafile ne ediyor? Delalet ediyor. Manası nedir? Mehma yakun min şeyin. Dünyada ne olursa ba'dal tesmiyeti vel hamdeleti ve tesliyeti. Besmele'den sonra, hamdele'den sonra, salattan sonra. Dünyada ne olursa fe innel avamile finnah. Nahvdeki amiller kaçtır? 100'dür. Dünyada ne olursa nahvdaki amiller kaç tanedir? 100'dür. Dünyada bir şey olması muhakkak değil mi? O zaman nahvdaki amillerin 100 olması da muhakkak. Gayesi odur. Öyle değil mi? Nahvdaki amillerin 100 olması getiriyor. Dünyada herhangi bir şeyin vücuduna bağlıyor. Dünyada herhangi bir şeyin vücudu kesin olduğuna göre nahvdaki amillerin de 100 olması nedir? Kesindir. Amma ba'du fe innel avamile fin nahvi, bu avamile cürcanın ibaresidir. Nahvdeki ne? Amiller. Nahvdeki amiller. Tabi avamil amilinin neydir? Cemidir. Nahvdeki amiller ne demek? Bu fin nahvi terkibinde ne olur? Fî nahvi buradaki caru mecrur. Sifetul avamili. Avamili neydir? Eyl avamilil kaineti fî nahvi. Ha, bu tefsir fayda verdi ki bu fî nahvi mahzuf el kaineteye mutaallıktır. Avamilenin neyi oluyor? Sifet oluyor. Asıl caru mecrur mutaallıkı ya fiil takdir edilmeli veya nekire bir ismül faal, sıfat takdir edilmeli. Öyle değil mi? Ama burada el kainete, marife bir ismül faal ne yapılmış? Takdir edilmiş. Niye? Çünkü mevsuf el avamile marifedir. Fe innel avamile, eliflamle marife değil mi? Mecbur onun sıfati olan fin nahvi, mahzuf bir marifeye mutallak olmalı. El kaineteye mutallak olmalı. Hele söyleyin. Bu fin nahvi sifetul avamile. Avamilenin neydir? Sıfat. Bak sifetul avamile okuyoruz çünkü avamile i'rab-ı mahkiyedir. Fe innel avamile orada mensup değil miydi? Sifetul avamile. Burada da mensup okuruz. Mahki i'rab-ı, eski i'rab-ına göre. Veyahut da sifetul avamili. Mecrur okuruz. Sifetun neyi yapıyoruz? Sifetun mudafu ileyhisidir. Peki avamillerin sıfeti olunca tertip nasıl gelir? Eyl avamilil kaineti fin nahvi. Nahv ilminde kain olan ne? Ne demek nahv ilminde kain olan amiller? Sizce bir şey var mı orada? Eyl avamile nahviyete var mı? Ha. Ne demek nahvde kamil olan amiller? Eyl avamile nahviyete. Nahvi amiller. Nahv ilmin amil kabul ettiği şeyler. Lel avamiller mutlaka, mutlak amiller yüz değildir ki. Mutlak amiller ne yüzdür, ne bindir, ne milyonlar. Amel yapan, iş yapan. Binlerce, milyonlarca amiller var. Burada yüz dediğimiz amel hangi amillerdir? Eyl avamilen nahviyyete. Nahvi amiller. Nahv ilmine mensup olan amiller. Nahv ilmine göre amel yapan amiller. Oldu mu olmadı? Evet.
Burayı anladınız değil mi? Demek fi nahvi sıfatul avamili eyil avamilel kainete fin nahvi eyil avamilel nahviyete lel avamile mutlaka. Mutlak avamiler değil. Oldu mu? Bazı nüshelerde eyil avamilel nahviyete lel avamile mutlaka yoktur. Bazı nüshelerde var, bazı nüshelerde yoktur. Olsa da olur, olsa daha iyi olur, olmazsa da olur. Ha fe innel avamil fin nahvi, nah ilmine mensup olan amiller kaç tanedir? Mi'etu amilin. Mi'etu amilin. Kaç amildir? Yüz amil. Yüz amil. Oldu mu? Şimdi ne demek mi'etu amilindir? Ey ma'dudetun bihazel adedi. Bu adetle sayılmışlar. Nahdaki amiller hangi adetle sayılmışlar? Bu adet. Bak, ey ma'dudet, o amiller sayılmışlar. Bir hazır adedi bu adetle, yüz adetle sayılmışlar. Hani yüz adet var, 200 var, 50 var, 60 var, yok mu adetler çok? Nahdaki amiller bu adetle ne olmuşlar? Ma'dud olmuşlar, sayılmışlar, ad edilmişler. Oldu mu? Bu tefsir fayda verdi ki, burada mi'etun ma'dudetun tevnidedir. Mi'etun ne tevnindedir? Ma'dudetun tevnindedir. Yani bu camide olan mi'etun var ya, muştak olan ma'dudetun tevnindedir. Oldu mu? Niye öyle yapıyoruz ki? Çünkü bu alama car-ı mecrur neye mutallak? Mi'etune. Car-ı mecrur ya fiile mutallak olur ya şüphe fiile mutallak olur. Ne hele söyle? Ya fiyele mutalık olur, ya şibe fiyele mutalık olur. Burada mi'etun ne fiyeldir, ne şibe fiyel. Şibe fiyel, ism-i faal, ism-i afr, sıfat-ı müşebbe, afr-ı tefri bunlardır. Mi'etun ne fiyeldir, ne nedir? Ne şibe fiyeldir. Allah nasıl ona mutalık olur, alama? Ha getirdi, işaret etti ki, evet mi'etun fiyel değil. Mi'etun şibe fiyel de değil, yalnız ma'dudetun tevlindedir. Şibi fiil tevlindedir. Ne tevlindedir? Ha, onun için alama mi'etüne mutalaktır. Niye? Çünkü mi'etun ma'dudetun tevlindedir. Mi'etun ma'dudetun tevlindedir. Oldu mu? Onun için burada car-ı mecrur mi'etüne mutalaktır. Niye? Her ne kadar fiil şibi fiil değil, ama şibhi fiilin tevilindedir. Bildiniz mi? Zaten car-ı mecrurun car-ı mecrurda amel yapmak için fiilin kokusu yeterdir. Ne yeter? Fiil de olabilir, şibhi fiil de olabilir, şibhi fiilin tevilinde bir şey de olabilir. Ala ma yani nahdaki ameller yüzdür. Ala ma eyl kitabillezi tefsir fayda verdi ki buradaki may nedir? May-i mevsuledir. Buradaki ma nedir? May-i mevsuledir. Ellezi tevilindedir. May-i mevsule ellezi manası nedir? Kitaptan ibaret. Hele söyleyin. Bu tefsir fayda verdi ki may-i mevsule ala ma'daki may nedir? Ne manası nedir? Neden ibarettir? Tamam. Nahvdaki amiller yüzdür ala ma o kitaba göre ki ellefehu şeyhu. O kitabı kim yapmış? Şeyh. Alim biri yapmış. Öyle değil mi? Şeyh Abdülkahire Cürcani ne etmiş? Yapmış. Şeyh Abdülkahire Cürcani belagat ilminde çok ileri. Şimdi bu ellefe fiil, hu mefuludur, eşşeyhu onun faalidir. Ellefehu şeyhu cümlesi manın neyidir? Manın sırasıdır. Oldu mu olmadı? Fekavluhu allama ellefehu şeyhu, bak o da söylüyor. Sıletu mi'etun. O allama car-ı mecrur mi'etunu neydir? Sıles. Mi'etunun sıresidir. Sıla ne demek? Mutallik demek. Ha. Demek ala macar mecrur mi'etunun sırasıdır, mi'etuna mutallik.
Ama ona mütalaktır. Bi'atibari tedammuniha hazel mana. Bu manayı içine aldığı için, madudetun manasını içine aldığı için alama onun sırası olur. Oldu mu olmadı? Ellediği manası aldığı için değil mi? He? Ellediği manasını içine aldığı için. Ellediği manasını içine aldığı Yo. İçin değil mi? Yok. Mi'etun mağdudetun içine aldığı için alama ona mutalak olur. Ama diyor, alama ellefev şeyhu, bu alama ellefev şeyhun, yani bu alama car-ı mecur, sıletu mi'etun, mi'etunun, sıletu mi'etin, mi'etinin sırasıdır. Ama bi'etvari tedamuni hazel mana. Bu mağdudetun manasını içine aldığı için ona sıla olur. Yoksa ona sıla olmaz. Sıla olması için ya fiil ya şibi fiil. Mi'atun ne fiil ne şibi fiildir. Ama burada mağdudetunun manasını içine aldığı için buradaki alama car-ı mecru ona ne olur? Mutallik olur. Tabi tedamun deyince tedmine nahvi var, tedmine beyani var. Burada o murad değil. Burada tedamun demek tevil demek. Ne demek? Yani bu mi'etun bu manaya tevil edildiği için, mağdudetüne tevil edildiği için car-ı mecrur ona nedir? Mutaliktir. Alama ona mutaliktir. Oldu mu olmadı? Tekrar edelim. Anlaşıldı. Tamam. Olmadıysa söyleyin, tekrar edelim. Mi'etu amili alama ellefehu şeyhu. Şeyhin telif ettiği kitaba göre yüzdür. Ama diğer alimlerin telif ettiği kitaplara göre kime göre daha fazla, kime göre daha nedir? Azdır. Şabnul Kahire Cürcani'nin yapmış olduğu, telif yapmış olduğu kitaba göre nahvdeki amiller kaçtır? Yüzdür. Ama bunlar hepsi lefsiyyetun ve maneviyyetun. Lefsi olanlar var, manevi olanlar var. Bir kısım lefsidirler amiller, bir kısım ne? Biri sorarsa nahvdaki amiller kaç kısım? Cevaben hemen diyeceksiniz ki iki kısım. Lefsi var, manevi. Oldu. Ha şimdi getiriyor. Lefsi kaçtan, manevi kaçtan onu tek tek açılıyor. Toplam yüze çıkıyor. Şimdi bu lefsiyetun. Lefsi amil var, manevi var diyoruz değil mi? Lefsi amil hangisidir? Bize açılıyor. Vehye lefsi amiller ma o amil yetelefezu bihil insanı. O amil ki insan onunla ne ediyor? Telaffuz ediyor. Ve hiye ma yetelaffazu bihil insanu. O ki insan onunla ne ediyor? Telaffuz ediyor. O ki insan diliyle onunla ne ediyor? Telaffuz ediyor. Lefsi odur. Derebe zeydun, nesere zeydun. Oradaki derebeyle insan telaffuz etmiyor, nesere etmiyor. O lefsidir. Yani söyle. Vehyen lefsiye hangisidir? Ma o amil ki yeteleffezu, telaffuz ediyor. Bihi onunla insan. İnsan ne ediyor? İnsan onunla telaffuz ediyor. Ne demek insan onunla telaffuz ediyor? Ne demek? Ey yekun oluyor. Lil lisani dil için fihi ummada hazun. Dil için orada pay var. Dilinin payı var orada. Dilin neyi var? Payı. Ne demek dilin payı var? Yani dilden onunla konuşuyor. Örnek ne gibi? Kedarebe fi darebe zeydun. Şimdi darebe zeydun. Orada zeyde amel yapan amil nedir? Darebedir. Peki orada darebede dilin payı var mı yok mu? Var. Dil o darebeyle telaffuz ediyor mu etmiyor? Ediyor. Bak darebe zeydun. O zaman bu zey, bu darebe nedir? Lefsi. Lefsi bir. Amildi. Oldu mu olmadı? Bak, derebe zedündeki derebe, mutlak derebe amil değil. Biri derebe dedi. Terkibe sokmasa, faal getirmese o ne olmaz? Amil olmaz. Ne zaman derebe amil elesi olur? Derebe zeydun terkibe girdiği zaman. Bak o da diyor, kederebe o derebe ki fi derebe zeydun. Ha, o derebe nedir? Amil elesidir, dilin payı var. Oldu mu? Bitti. Şimdi lefsiyetun terkibinde ne olur? Lefsiyetun. Kendisi söylüyor. Bir ref'i, o lefsiyetun neyledir?
Raf'aydedir. Bedenun min mi'eti. Mi'etunun neydir? Mi'etu amri merfu değil miydi? Lefsiyetun da merfu okuruz. Mi'etunun neyi olur? Bedeni olur. Ev haberun mubtede'in mahzufin. Yahut mahzuf bir mubtede neydir? Haberidir. Yani lefsiyetun haberdir. Mubtedesi nedir? Mahzuftir. Ey ba'duha lefsiyetun. Bak, ba'du mubteden, ha mudafu ileyhidir, halen mecrül, ba'du mudafu ileyhidir. Lefsiyetun ba'dun neydir? Ev mubtede'un mahzuful haberi. Yahut ha, lefsiyetun mubtede oluyor, haberi nedir? Hasfe gitmiş. Ey minha lefsiyetun. Bak, lefsiyetun mubteden. Minha onun neydir? Haberidir. Peki biri deyse minha lefsiyetun haberidir. Niye önünde takdir ediyoruz? Dese de ey lefsiyetun minha. Haber mubtadan sonra gelmeli. Ne deriz? Biz deriz ki lefsiyetun burada mubtada nekiredir. Mubtada nekire olunca haber zarf carun mecrur olursa oradaki haberin takdimi nedir? Vacip olur. Şarul katır süti cami ileride gelince bunları göreceksin orada. Bildiniz mi? Bir de minha haberse niye lefsiyetunun mubtadanın önüne geçiyor? Biz diyoruz mubtada nekiredir. Haber carun mecrur takdimi nedir? Vacir. Oldu. Bakın, mi'etüne bedel olması birinci sıraya aldı değil mi? Niye? Çünkü o daha iyi. Şimdi mi'etüne bedel olursa orada hasb-ı mubtada veya hasb-ı haber diye bir şey olur mu? Olmaz. Hasb olmamak hasb'den daha iyi. Onun için onun neydi? Öne aldı. Dedi bir rafi bedelü min mi'etün. Sonra o haber mubtada mahzufi. Mubtada mahzuf olmasını öne aldı. Ey ba'duha lefsiyet öyle değil mi? Niye? Çünkü kelamda mahatul fayda, fayda yeri haberdir. Madem mahatul fayda haberdir, o mubtadan hasbi daha iyidir. Mubtadan hasbi, haberin hasbinden daha nedir? İyidir. Niye? Çünkü haber fayda yeridir. Mahatul fayda. Onun için mubtadan hasbini de ikinci sıraya aldı. Ev mubtada mahzuf ol haberi. Bak bu sefer haber mahzuftur. Kendisi mubtada haber mahzuf. Bu en zayıf ihtimaldir. Çünkü mahatul fayda olan haber hasbe gitmiş oluyor. Bunu da en sona aldı. Oldu. Demek lefsiyetun merfu okursak üç terkip caiz. Mi'etüne bedel olabilir. Öyle değil mi? Evet. Mahzuf bir mubtada'ya haber olabilir. Kendisi mubtada haber mahzuf olabilir. Bir daha ve yecuzu nesbuhu lefsiyeten nesbe de caizdir. Bir takdiril fiili. O zaman fiili ne ediyoruz? Takdir. Takdir ediyoruz. Ey ani lefsiyeten. O fiil nedir? Lefsiyeten. Anidir. Orada lefsiyeten mensup okuruz. Mahzuf bir aniye ne yaparız? Mef'ul yaparız. Öyle değil mi? Bu da nedir? Caiz. Ama en zayıf ihtimal budur. Dört ihtimalden zayıf budur. Niye? Çünkü buna göre lefsiyeten fadıla olur. Kelamın bir rukni olmaz. Öyle değil mi? Mubtada olsa da bir rukun, haber olsa da bir rukun. Öyle değil mi? O mi'etüne bedel olsa da mi'etün haber olurdu, o da haber olurdu, yine rukun olurdu. Ama mensup olursa ne olur? Fadıla olur. Fadıla olmak rükün umde olmak kadar iyi değildir. Anlaşıldı? Lefsiyetun ve maneviyyetun. Manevi hangisidir? Ve huve ma o amir ki la yakunu. Olmuyor. Lil lisani dil için fihi onda hazun. Dilin hazı yok orada. Haz ne demek? Pay. Hisse yok. Dilin orada hissesi yok. Dil onunla ne etmiyor? Telaffuz etmiyor. Oldu mu olmadı? Örnek ne gibi? Ki amirin mubtedei. Vel haberin mubtedeyle haber gibi. Bunların amirleri nedir? Manevidir. Manevidir. Dilin payı yok. Dilin ne yok? Payı. Şimdi örnek getir. Bir mubtada haberden örnek getiriyor. Diyor bak bu mubtada bu haberin amiri falan şeydir. Bak dil onunla telaffuz etmiyor. Dilin payı yok. Bu fe innel amili var ya oradaki fa lam manasında tali içindir. Hakikaten mubtada haber amilin
amilleri manevidir. Dilin hazı yok mu? Evet. Fe innel amile fi zeydun ve kaymun. Zeydundaki amil, kaymundaki amil. Nedir? Manevidir diyoruz değil mi? Nedir? Huve tecerrudumha anil amil lefsiyeti ve eclisnadir. Zeyd'in kaim, yani kaimin Zeyd'e isnat olması için ikisinin amire lesinden tecerrüt olmasıdır. Oluyor mu olmuyor mu? Zeyd'un kaimun birbirine isnat olmaları için amire lesinden tecerrüt olmalarıdır. Bu tecerrüt akli bir şey değil midir? Zeyd'un kaimun, bak dil Zeyd'i telaffuz ediyor. Kaimun'u telaffuz ediyor ama o tecerrütü telaffuz etmiyor. Bak kendisi diyor. Diyor ve la şeke, hiçbir şüphe yok. Enneke izâ kulte zeydun kaimun. Femmedhalu lisanike. Orada methel mesele mimi mana duhul. Yani fedhulu lisanike fi zeydun kaimun. Zeydun kaimunda dilin duhulu var. Din ona, dil onlara giriyor. Ama ve la medhale lehu fi tecerrüdi. O zeydun kaimunun amili tecerrü değil mi diye. Ve la medhale duhul yok. Lehu lisan için fi tecerrüdi. Tecerrüden duhul yok. Niye? İzhüve, çünkü tecerrüt, emrün ma'kulun la melfuzun. Emri nedir? Emri ma'kuldur, emri melfuz değildir. Tecerrüt akli bir emirdir. Melfuz bir ne? Bir emir değil. Tekrar ediyorum. Ve maneviyyetun. Amilin manevi hangisidir? Ve huve ma'u amil ki? Söyleyin. Muhammed söyle. Ve huve o manevi ma'ule bir amil ki? Ve ma o amil ki la yakunu olmuyor. Lil lisani dil için olmuyor. Fihi o amilde ne olmuyor? Hazzu. Dilin orada hazzi payı olmuyor. Dilin payı yok. Yani dil o amille telaffuz etmiyor. Ne gibi? Ke amilil mubtedai vel haberi. Mubteda ile haberin amili gibi. Ke amilil mubtedai vel haberi. Mubteda ile haberin amili gibi. Hakikaten mubtedanın haberi amili manevi midir? Hakikaten dilin payı mubtedanın haberinin amilinde yok mu? Evet. Fe innel amile fi zeydun ve kaymun. Zeyd mubteda. Kaym nedir? Haber. Bu ikisinde amil nedir? Huve tecerrudu ma'anil amili nefsiyeti. Bunların amili nefsinden mücerred olmaları, söğütülmalidir, söğütmasidir. Yani arındırılmasıdır. Fe innel amile fi zeydun ve kaymun huve tecerruduhuma anil amil lesedi. Amil lesiden ne olmalarıdır? Amil lesiden de söyleyin. Söğütlamalarıdır. Ama amil lesiden söğütmaları da li ecli isnadi. Niçin? İsnadın ecli için. Şimdi zeydun kaymun. Amil var mı üzerine? Yok. Niye amilden mücerred olmuşlar? Ta ki kaimun zeyden ne olsun? İsnad olsun. Epey amilleri tecerrüdür. Hakikaten dil bu tecerrüdü telaffuz etmiyor. Diyor yok. Ve la şeke, hiçbir şüphe yok. Enneke izâ kulte zeydun kaymun. Femmedhalu lisanike. Yani fedduhulu lisanike. Senin dilinin duhulu fi zeydun kaymun. Zeydun kaymun ne var? Yani senin dilin Zeyd'i telaffuz ediyor, kaymun telaffuz ediyor. Zeyd'de, kaymda dilin payı var. Ama وَلَا مَدْخَلَ لَهُ dilin duhulu yok, fi tecerrüdi. Tecerrüde onun medhali yok. Yani dilin hiçbir müdahalesi tecerrüde yok. Niye? اِذْ وَاَمْرٌ مَعْقُولٌ لَا مَلْفُزٌ Makul, taakul düşünülen bir emirdir. Telaffuz edilen bir emir değildir. Oldu mu? Şimdi li ecli isnadi biliyorsun niye söylediği. Şimdi diyelim sen talebeleri sayıyorsun. Zeyd, Amr, Ali, Hüseyin, Muhammed, Abdülkadir, Abdülhalik, Abdurrahman diye ne diyorsun? Sayıyorsun. E bak orada da tecerrüdü anil amilesi var. Ama isnad için değil. Ne için değil? İsnad için değil. Oldu. Demek amilesinden isnad için tecerrüdü olmak o amil-i manevidir. Ama zeydun kaymun. Zeyd'den amilesi atıyoruz. Kaymundan da atıyoruz. Niye? Kaimun zede isnad olsun. Biri zed musnedu illehi olsun, kaimun musned olsun diye amir elesinden tecerrüt ediyoruz. Ha amir elesinden isnad için tecerrüt etmek bu nedir? Bu amir manevidir. Oldu mu olmadı? Evet.
Bildin mi? Yeterli olsun. Hadi ibaret okuyayım size. Amma ba'dum. Feynel avamile fin nahvi. Sifetul avamili. Eyil avamilel kainete fin nahvi. Mi'etu amilin. Ey ma'dudetun bihazel adedi. Binaen. Bak bunu söylemi unuttum. Şimdi binaen buraya koyduğu işaret etti ki ala macarun mecrur binaene mutalıktır. Mahzub bir binaenin sıfetidir. O binaen de bu niye binaen? Demek alama binaene mutalıktır. O binaen de mahzub bir buniyenin mef'ulü mutlakidir. Oldu mu olmadı? Bu niye binaen alama? Bu alama binaene mutalıktır. Bu binaen de mahzub bir buniyenin mef'ulü mutlakidir. Binaen alama eyl kitabillezi ellefehu şeyhu. فَقَوْلُهُ عَلَى مَا أَلَّفَهُ شَيْخُهُ صِلَةٌ مِئَتٌ بِاَتِبَارِ تَضَمُنِّهَا هَذَا الْمَعْنَى لَفْزِيَةٌ وَهَيْمَا يَتَلَّفَزُ بِهِ الْإِنْسَانُ اَنْ يَكُنُ لِلِّسَانِ فِي حَزٌ كَذَرَبَ فِي ضَرَبَ زَيْدٌ بِالرَّفْعِ بَيْدَرٌ مِنْ مِئَتِينَ وَخَبَرٌ مُبْتَدَئٌ مَحْذُوفٌ اَيْ بَعْدُ لَفْزِيَةٌ اَوْ مُبْتَدَئٌ مَحْذُوفُ الْخَبَرِ اَيْ مِنْهَا لَفْزِيَةٌ وَيَجُوزُ نَسْبُهُ بِتَقْدِيرِ الْفِعْلِ اَيْ آنِ لَفْزِيَةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ وهم لا يكون للسان في حظ كعامل المبتدا والخبر فان العامل في زيد وقائم هو شأنه تجرد ما عن العوامل الاساسيه لاجل الاسناد ولا شك انك اذا قلت زيد قائم فمدخل لسانك في زيد قائم ولا مدخل له في التجرد اذ هو امر معقول لا ملفوظ يتم نفعكم الله نفعا مبينا